bu kapanış programımıza parantez içinde söyleyeyim. Tabii ki tüm sanatçıların, tüm sanatçı arkadaşlarımızın kalbimizde özel yeri var. Fakat onun farklı bir yeri var. Biz 20 küsür yıl kadar oluyor kez karşı karşıya geldik. Çok fazla görüşemedik ama uzaktan uzağa çok sevişiriz. Alkışlarınız Selda için efendim. Selda hoş geldin. Selda'cığım ben bunu tabii artık biliyorum. Sen bunu anlat. Özelliklerini, güzelliklerini anlat. İşin zor. Çünkü karanfilli muhtar var karşında. İyi anlat Selda bunu. Evet. Şimdi ben herkesin de bildiği gibi pek fazla giyinmeyi sevmeyen, örtünmeyi tercih eden biriyim. Bu kostümü de televizyon programları için almıştım. Bu kışın başında fakat giymek hiç kısmet olmadı. Çok yeni olduğu için getirdim. Yepyeni. Evet. Kabulünü rica ediyorum. Elbise güzel, kabul ediyorum. Hanım daha güzelmiş. Teşekkür ederim. Efendim, kabul edilmiştir, tasdik edilmiştir. Köy sandığını artık kapatıyorum. Son aldığımız hediye bu. Langır! Ben yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 700 binin üzerinde gerçekten korunmaya muhtaç çocuk var. Ben de tüm mal varlığımı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamak üzere girişimde bulundum. Bir adım attım ve bütün sanatçı arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum ayrıca. Özellikle çocuğu olmayanlara. Tekrar hoş geldin sevgili Selda. Hoş bulduk. 22, 23 yıl sene, oldu mu? Evet, 1971. 1971 o yıllarda. Epeyce oldu. Şimdi efendim konu ilginç. Biz o ara bir İstanbul'un bir egemenliği var. Cem burada, ben burada, hem oğullar burada. Bir dediler ki hele bir yol bir Ankara'ya gidin de bir ses dinleyin. Dediler ve biz hele bir yol Ankara'ya gittik. Selda birbirler gibi şakıyor. Kâsim. O zaman öğrenciydim özellikle. Evet. Şarkıcı değildim. Barış Manço'yla o dönemden tanışıyoruz. Katip Alcan Hatta, Yazan'ı evet, böyle. Evet ve kuliste benim elimi sıktığı zaman, tokalaştığımız zaman heyecandan bayılıyorum zannetmiştim. O da ben ha. Heyecanlandığını da benim ama affedersin. O yıllar hepimiz birbirimizi çok etkiledik. Tabii hepimizin etkilendiği, Allah rahmet eylesin, Veysel vardı bir kere. Tabii. Ankara'da aşık. Ankara daha boldu. Kul Ahmet'i hatırlıyorum. Evet. Ankara'dan. Daha sonra Erzurum'dan bir akın geldi. O firganeler şu anda bizi izliyorlarsa bir selam onlara beraber olsun. Kars saymıyorum. Yani Murat Çobanoğlu, evet. Şeref Taşlıbay, onlar zaten programa konuk da geldiler ama. Tabii, tabii. İşte bir Reyhaniler, bir Firganiler, tabii. Bir Lebdemez Aliler. Bizi bundan çok etkilemişti tabii, o yıllarda. Tabii, bir Mahsuni, bir Neşet Ertaş. Gerçekten. Yani bunların çok söyledim, etkisinde kaldık. Ve Ruhi Su şüphesiz etkisinde kaldığımız ozanlardır. Şimdi bana sorarsan, şurada gençler sorsan şu anda. Nerede o eski şarkılar? Diye hatta sitem, hatta biraz da itiraz, hatta biraz bu gerçek. Evet. Ve ben de bunu bildiğim için bu yaz böyle bir kaset çıkarıyorum. Çok fazla tıraş yapacağını sanmıyorum. Ama yine de bizi bilmeyen şimdiki kuşaklara o yıllarda neler yapmış olduğumuzu göstermek istiyorum. Bir nedeni de bu. Bilmeyen deyip kestirip atmayıp her şeyi biliyorlar. Yani, o zaman yani daha güzel. Her an birisi yapabilir. Aldılar, yaparlar muhtar. Tabii. İstersen dinleyelim. Ya bu gençler bir şey bilmiyor. Gördün mü? Peki biliyorlar. Selda çok dikkatli konuş. Üstelik son program bunu kurtulsun. Evet. Hani hafta tekrar bir dakika yanlış anlaşılması falan diyecek halimiz de yok. Evet. Bugün ne dediysek bitti ona, evet. Ona göre. Bu gençler ayrıca şey ya yaramaz. Hani o yol ben muhtarlara ne kadar ders aldığınızı onu tatmaya çalışıyorum bir taraftan. Yani ders alınmış mı dedi. Alınmıştı tamam canım. Tabii ki son söylediğim olduğu gibi geri alıyorum. Sırf şeydi. Kışkırtmaya çalışıyorum muhtar. Bir vuruldan alın bir tane. Şimdi mi? Su beraber. Katip Arzu Elmi beraber, evet. Söylememiz yani lazım. Yani ben şimdi sen burada oturtan sonra deminden beri şimdi kıpır kıpır çalalım. Bir tane beraber. Ha? Şurada. Olur mu? Zilleri de söyleyeceğiz tamam. Nasıl? Söyleyeceğiz. A canım şimdi onun kendi şarkıları başka. Ben yakalamışken bizim orta şarkılarımız var biz. Yani o yıllarda. Yalnız ki, hiç prova yapmadan nasıl söyleyeceğiz? Bizim prova gereğimiz yok. Biz ağır toplarız.
şekerlere ezeyim şirin dillere. Katip arzu halim yaz yâre eyle, güzelim ey civane ey. Şekerler ezelim o senin şirin dillerine Selda. Oh ne güzel. Oh. Oh rahatladım. Gerçekten güzel. Bunca sene sonra kaç ya? 22-23 sene oldu 1971'deki yani. İlk plağım bu gerçekten. Şimdi Selda bu şarkı zamanlar söylüyor. Bize gidiyoruz dinliyoruz. Tabii etkilendik haliyle çaldık. Bize söyledik. Laf geldi. Benim şarkımı almış söylüyor diye. Ama hakkı var şimdi hakkı var. Gerçi şarkı sizin. Şarkı bizim. Şarkı değil mi Muhtar? Bu şarkı bu bizim. Houston'a adalım bu eser hepimizin eseri. Ama ilk defa ondan duyduk. Allah var yukarıda. İlk defa ondan duyduk ve çaldık söyledik. Ama alınmış Selda. Hala alınıyor musun bana? Biraz kızmıştım. Niye? Benim şarkımı yürüttü söylüyor. Şu Avrupa'dan gelen uzun saçlı adam. O da ben. Dağdan geldim bağda geleni kovuyorum ya. Ankaralı ya. Bari bu veda programımızda hiç olmadık itiraf edelim. Ben ilk defa Selda'dan duydum bu şarkıyı. Gerçi bilirdik parçayı ama belki de iyi oldu Selda. Sen o sinire bir geldin İstanbul'da ben de plan yapıyorum artık ve Türk halkı Selda'yı kazandı. Şimdi işin enteresan yani. Tarafı... Dediğim gibi Barış Manço'ya büyük hayranlık duyuyordum. Öğrenciydim o zaman. Duyuyordum. Aynı zamanda Cem Karaca'ya. Duyuyordum. Geçmiş zaman. Evet. Anında bitti. Hala aşk olsun. Anında bitti. Parçayı ben kaptım ya. Gitti. Aşk olsun. Cem Karaca geldi. O da tatlı dilimi söyledi benden önce. Eyvah dedim. Gitti. Timur Selçuk da gelip bir şeyim alırsa yanmışım diye. Diplomamı alamamama neden oldunuz uzun süre. Ama biz kazandık seni. Tabii. Selda geldi. Benim. Bir tane yok. Bir tane daha yok Selda. Bir tanesi sen. Evet. Başka yok. Yok bir taneyim onu biliyorum.
Derken Selda uzun bir tatile çıktı. Evet, gönderildi. Cem Karaca'yla beraber uzun bir tatil yaptınız. İyi oldu, geldiniz tekrar. Bir de şunu düzelteyim. Yani gelişiniz iyi oldu, pardon. Tatil iyi olmadı. Canım, şu anda bir şey düzeltmek istiyorum. Senin programın da çok seyrediliyor gerçekten. Milyonlara buradan seslenmek istiyorum. Ben yurt dışında değildim. Biliyorum canım. Herkes öyle zannediyor. Biliyorum. Sen içerideydin. Ben buradaydım. İçerideydim. İçerideydim. Biliyoruz. 80 yılında Mapozane düştü. Söyleye söyleye düştük sonunda. 1987'ye kadar tam tersine yurt dışına çıkamadım. Biliyorum. Fakat 87'den sonra da bir çıktım. İşte pir çıktım gerçekten. Müthiş bir ilgi. Ve sesimizi gerçekten ve Türkiye'nin sesini duyurdum ben. Tabii canım yani. Sen bizim bir parçamız. Onun için burada düzelteyim. Yani. Gerçekten ben yurt dışına giderlerden değilim. Gitmeyenlerden. Bu bir onur meselesidir. Benim için çok önemli. Güzelim, bunu bilinmesini istiyorum. Biliyorum, hani bilmemiş, yani duymamış olanlar olabilir. Senin yurtuna gitmedin. Yani kaldı ki tamam sevgili Cem de yurtuna gitti. O da keyiften gitmedi yani. Gelemedi çocukcağız. Bilet parası bitmiş galiba. Alamamış. Dönememiş. Kimse ona para vermemiş. Yani ne yapsın çocuk yani? Ayrıca Cem'le de bu konuda zaman zaman tartıştık. O da çok eski arkadaşım biliyorsun. Tabii canım, senin gibi. Biz arkeoloji işte muhabbetleri biz birbirimize hem kızarız. Yani şey, ya kızmayız. Niye kızalım? Allah'ın için niye kızalım? Sen bir ara tuttun bana şey taktın. Nane limon kabuğu. Sen memlekette başka dert yokmuş. Adam kapmış nane limon kabuğu. Sana sihirbazlık yapıyor diye bir ara tutmuş. Haklısın. Arkadaş arkadaşa kızacak. Bak arkadaş arkadaşa hamalıdır. Senin lafından ben gocunmam. Benim lafından sen gocunma. Çok uzatırsan öhö de muhtar. Biz gocunmayız senin lafı. Yani, söylüyorum ha. Arkadaşın lafından gocunmayız. Bugün biz arkadaşız beraber. O bakımdan yani alınmadım. Samimiyim biz alınmadım. Aslında bugün evimizde yapacağımız sohbeti burada sizlerle yapıyoruz gerçekten. Doğrusu bu ama. Çünkü o kadar yakınızdır. Hakikaten öyle. O doğrusu bu. Dolu dizginin amacı bu zaten. Yani evet. Burası hasbelkader. Bugün bana, yarın sana nasip olabilir. Tabii. Ben dostlarımı çağırıyorum. Dostlarla konuşuyoruz. Evet. Ben evde de olsak diyecektik. Sen bana şunu yaptın. Ben sana şunu yaptım diye. Ben karışamıyorum çünkü hasretlik gideriyorsun. Biraz daha onun için öksüremedim. Yoksa anında müdahale hazır yani.